Resulullah buyuruyor ki veylun limen la ya'lem. Bilmeyene yani öğrenmeyene yazıklar olsun. Allah Allah büyük bir tehdit. Halen daha Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorsak vah 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 vah. Vah ki ne vah. Öyle bir müjde var ki bir kimse diyor Yatağına girse bir ayet okusa sabaha kadar ayet okumuş gibi Allah ona sevap nasip eder diyor. Bak görüyor musun? Veylun limen la ya'lem. Öğrenmeyene yazıklar olsun. Ve veylun limen alime thumma la Bu daha kötü. Efendim, bilip de amel etmeyene yazıklar olsun. Şimdi artık siz biliyorsunuz. Ben size öğretmiş oldum. Kur'an bir ayet okursan sabaha kadar sevap var. Mutlaka amel etmelisiniz bunda. Bir kişi yatağına girdiği zaman kafirin suresini okursa Resulullah buyuruyor ki o kişi şirkten beri olarak uykuya geçmiş olur. Zaten derdimiz de bu değil mi? Son nefeste Allah'a iman ile gidebilmek ki cenneti garanti edelim. Bunun en büyük reçetesi yatağa girdiğinde kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun ve la entum abidun ma a'bud ve la ana abidun ma abettum ve la entum abidun ma a'bud lekum dinukum ve liyedin ama böyle uzatmalara dikkat ederek dört çekmesi gereken yerde dört çekeceksin harfleri çıkartacaksın güzel Bunda kimden öğreneceksin? Mahalle imamından öğreneceksin yani. Mahreç derslerini. Her dakika her şeyi ben öğretemem değil mi? Ben okurum giderim. Gerisi sizde yani. Allah öğrenmeyi, öğretmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Amin. Veylun vadin fi cehennem yehvi fihi'l kafir 40 karifen. Bir rivayette veil kelimesi veilun Arapçada Resulullah buyuruyor ki cehennemde bir çukurdur. Nasıl bir çukur? 40 yıl düşsen dibini göremezsin. Öyle bir çukur ve o çukura kafirlerin irin ve kanları doldurulacak. Ayet-i Kerime ne de diyor? Veylül lil mutaffifin. Tartı ve ölçüde hile yapanlara veyl olsun demek, işte tartıda hile yapanlar o çukura atılacak demek. İnsanları kandıranlar, satış yaparken kandıranlar, insanların hakkına girenler, kendine tartarken eşip tartıp, satarken fazlasıyla satanlar, ne demek fazlasıyla? Hakkı olmayan alanlar. Oradan 3 kilo domates ver diyor adam. buçuk kilo koyuyor, 3 diye satıyor. Ne oldu? 500 gram karda mısın şimdi yani? yani? Domatesten örnek verdim veya mimarlıktan verelim değil mi? Hangi camı kullandın? Hangi efendim betonu kullandın? Abi şunları kullan. Halbuki kum kullanmış mesela. Değil mi? Ne kazandın ki şimdi yani? Ne kazandın? O yüzden bizi aldatan bizden değildir. Bak bu hadisi bütün ticaret odaları altın harflerle yazması lazım. Bizi aldatan, bizden değildir. Ama sistem bizi nereye götürüyor? Helal, haram. Yeter ki kazan. Yeter ki cebine para girsin. Bereket önemli değil, haram önemli değil. Sistem bizi oraya götürüyor. Bak şu kulaklarımı duydum. Bir araba almaya gittim, Anıl abi biliyor, Ankara'ya. Bir bayandan alacağız arabayı. Kadın da beni gördü. O, hocam hoş geldin falan, hoş bulduk abla falan. Anlattı tabii şimdi, başladı anlatmaya. Hocam dedi, ben dedi, bir dedi, faiz kurumunda çalışıyordum dedi. Faiz kurumu demek banka modern tefeci ya tam bir tefeci açıkça söylüyorum hocam bir arıyoruz diyor bir kredi teşvik bir teşvik bir teşvik o öyle böyle değil yani milleti kandırdıkça prim alıyorsun diyor benim işim öyle diyor yani birine kredi çektirebiliyorsam ben de oradan he, para satıyorum ben de oradan prim alıyorum hocam diyor bildiğin 10 bin lira maaş alıyorum diyor yani öyle böyle maaşlar almıyorum diyor ama gel geleri para yok Berek bereket yok Hocam işten çıktım, tövbe ettim diyor. Zor kurtardım paçamı diyor. Şimdi 3 bin lira affedersin diyor, maaş alıyorum. Uf bir bereket, bir huzur, sorma gitsin diyor ya. Yani. Bereketi marketten satın alamazsın. Elle tutulan bir şey değil. Verecek olan Allah'tır. Bitti. Düğün yaparsın, çalgılı çengili, çok da kalabalık olur. Bir altın ki sorma gitsin yani. Uh, oh, oh. Gramlar havada uçuyor, paralar havada uçuyor. Bir bakmışsın, uçmuş gitmiş. Niye? Sana mutluluğu ve bereketi verecek olan karışık düğün yapman veya çalgılı yapman veya taktığın papyon değil. Sana bereketi verecek olan Allah Celle Celaluhu bitti. Seni yaratan Allah çünkü. Herkes dertleniyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Dolar çıktı, altın çıktı, sıkıntıdayız. Herkes ne yapacağız? Hiç fiil yok. Ya ne yapacağız? Bir namaza başlayalım, bir yerden başlayalım ya. Bizi kurtaracak olan Allah'tır ya. Bize rızkı verecek olan Allah'tır. Allah kuşa buraya kursak yaratmış, kursak. Kuş bir tane lokma atıyor da kursağında tutuyor. Yolda giderken acıkırsa kursağındakini yutuyor. Allah yaratmış ona. Çünkü uçuyor ya her dakika aşağı inemez. Aşağı inerse göç edemez. Allah yaratmış bunu ona. Allah vermiş ya. Rızkı ona yaratacak olan Allah. Ona da verecek olan Allahsa İlla umamun mislukum diyor Allah. Kuşlar, hayvanlar ve siz insanlar ancak bir ümmetsiniz. Rızkınız bana ait. Öldüğünüz zaman onlara dirilteceğim sizi de dirilteceğim. Resulullah buyurmuyor mu? Boynuzlu koç, boynuzsuz koçtan hakkını alacaktır diye. Onları da dirilteceğim diyor. Onların rızkı da bana ait diyor. Demek ne demek? Rızkınızı ben vereceğim. Ben bir arabayı götürmüştüm bir yere. Orada yazıyor. Mesela A markası. Diyor ki adam A markasından daha iyi. A markalı aracınızı kim tanıyabilir? Çünkü biz ürettik diyor adam. Benim fabrikamdan çıktı bu araba. Başka bir tarafa götürme gel servise. Ben en iyi ben tanırım diyor. Allah da ne buyuruyor? Kulum seni en iyi tanıyan benim. Ben ürettim seni. Ben yarattım seni. Derdine derman olacak ancak benim. O yüzden benim dediğimi yap bak nasıl kurtarıyorum seni. Bitti bu kadar. Reçete budur. Ne yapalım? Oraya mı yatırım yapalım? Buraya mı yapalım? Bozsak, altını mı bozsak, altının bozsak, memleket kötüye gidiyor. Artık bunları oy vermeyeceğim falan. Herkes bir yere fatura kesme derdinde. Kesme demiyorum ya. Ama ilk maddede bir kendine kes. De diyor adam. Abi herkes bir kendine baksın babacım diyor ya adam. Herkes bir kendine baksın. Nerede olduğuna baksın, nasıl bir konumda olduğuna baksın, bir ailesine baksın. Bu Kur'an duvarda olursa bize faydası yok. İnerse, hayatımıza girerse bir faydası var. Bu düğünler çalgı çengi olursa bize mutluluk vermez. Allah bize mutluluğu verecek olandır. Bizim paramıza bereketi Allah verir. Papyon vermez, smokin vermez. Onu gider dükkandan alırsın, bereketi dükkandan alamazsın. Allah cümle işlerimize bereket nasip eylesin inşallah.